Merhaba arkadaşlar, Motina Studio için hazırlamış olduğum yeni video tekrardan sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar videomuzun konusu DAM'dan gelen, çanak antenimizden gelen TürkSat kablomuzu 2 adet receiver'a dağıtacağız. Öncelikle arkadaşlar kablolarımızı hazırlamamız lazım. Kablolarımızı nasıl hazırlıyoruz? Ben şu an iki parça şu şekil kablo hazırlamış oldum arkadaşlar. Şunlar uçlarımız şu şekil. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu uçları hazırlarken de dikkat etmeniz gereken bir husus var. Şöyle bir adet montaj. Aman televizyona zarar vermeyelim. Şunu arkadaşlar ilk önce kablomuzun üzerindeki o şu siyah katmanı koparıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar gösterecek olursam. Malumun üzerine kablonun üzerinde iki adet katman mevcut arkadaşlar şu şekil. İlk öncelikle arkadaşlar siyah katmanı söküyorsunuz. Tabii ki sökerken alttaki şu kabloya görülebiliyorsa kamerada şayet şu incecik kabloya zarar vermemeye özen gösterin arkadaşlar. Bu katmanı çıkarttıktan sonra o kabloyu düzgün bir şekilde geriye doğru iteleyin. İteledikten sonra arkadaşlar beyaz katman kalacaktır şu katman. Bu arada çok parlatıyor. Şu beyaz katmanı şu kablonun üzerinden sıyıracaksınız arkadaşlar. Şu şekil. Tekrar zoom yapabilsek. Gördüğünüz gibi. Şimdi vidalama şekli arkadaşlar. Vidamızı döndüre 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 yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz zaman kesinlikle şu içteki hatta bir miktar geniş kesebilirsiniz arkadaşlar. Şu beyaz plastiği. Buradaki amacımız nedir? Şu şekil zoom yaptığımız zaman. Temas olayının önüne geçmek arkadaşlar. Temas olduğu zaman verim alamazsınız. Bilginiz olsun. Çünkü içteki kablo ayrı bir görev görüyor. Dıştaki katman ayrı bir görev görüyor. Şu bilgiyi de atlamadan geç yani detaylara inerek göstermek istedim. Malum bazen herkes her şeyi bilmeyebilir. Öğrenmek önemli arkadaşlar. Burada sizlere kararınca ufak tefek detaylara yer vermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar DAM'dan gelen kablomuzun ucu da aynı şekil yine soketimizi taktık. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde. Şimdi arkadaşlar splinter bu cihazı kullanacağız. Ama öncelikle ben daha öncesinde dediğim gibi kabloları şu şekil ekstra bağlantı yaparak da iki adet receiver'a bağlantı aktarıyordum bu splinter olmadan. Verim alıyor muydum? Evet alıyordum ama eğer örnek olarak televizyonumun uydusu çalıştığı zaman, receiver çalıştığı zaman, yani televizyonun içindeki dahili receiver çalıştığı zaman TV bunun enerjisi yani şu adaptör enerjisi takılı olmaması gerekiyordu. Takılı olduğu zamanlar diğer kanallar bozulabiliyordu. O anda televizyonda seyrediyorsam bazı kanalların yayınları kesiliyordu veya da sinyal kalitesi düşüyordu. İkide bir bu adaptör bağlantısını kesmek zor oluyordu. O yüzden dolayı elektrik bağlantısını kesmek yerine şöyle bir splinter siparişi verdim arkadaşlar. Bu splinter'ı kullanan kullanıcılar ve satıcı firma özellikle belirtmiş. Yani aynı anda iki adet görüntü izleyemezsiniz diye. Ama ben aynı anda iki adet görüntü izlemeyeceğim. Yani aynı anda iki adet televizyon, iki adet receiver kullanmayacağım. İki adet receiver kullanacağım ama tek bir görüntü kullanacağım. HDMI kablosu üzerinden televizyona bağlı olan TV Bu'yu kullanacağım. Neden televizyon TV Bu varken televizyonun uydu receiver'ine ihtiyaç duyuyorsunuz diye merak edenleriniz varsa TV Bu'nun receiver'ı yani hem görüntü kalitesi hem yayın kalitesi, ses kalitesi yani hem televizyonla çakışmasından tutun görüntü performansının yetersizliğine kadar kötü bir ürün. Kötü üretilmiş. Yazılımı da aynı şekil. Gerçekten hani eleştirmekle say say bitmez arkadaşlar. O yüzden dolayı ben bunu kullanmıyorum. Sadece ara sıra bazen güzel bir belgesel ne bileyim güzel bir film izlemek istediğim zaman çalıştırıyorum. Onun dışında kullanmıyorum. Televizyonumun dahili receiver'ı ve tek kumanda üzerinden kontrol edilebilmesi gerek ses gerek görüntü performansı beni daha çok tatmin ediyor. Ama bu TV bunun receiver'ı kesinlikle yani kullananlar biliyordur. Kanal sıralamasından tutun. Kanalları istediğiniz şekilde silip sıralayamamanız. Yani kontrolü tamamen elinde tutmuş.
sanki büyük bir lütufmuş gibi. Yani burada kullanıcının istek ve arzularına değil, kendi çizgisini sana zorla sürdürtmeye çalışıyor. Yani bir kanalı bile sıralama, özellikle hani kendi platformu üzerindeki kanalları bile sıralama lüksünü size tanımıyor. Yani sanki parayı babasının hayrına veriyor, parayı kendisi veriyor. Sanki sen bedavadan kullanıyormuşsun gibi. Yani burada hiçbir şekilde tüketici değil, kendi prensibi, kendi mantığı, kendi çizgisini sana zorla empoze etmeye çalışıyor. Bu yüzden dolayı ya çok hani aldığıma pişman olduğum sözleşme imzaladığımdan dolayı hani artık cayamıyorsun, mecburi kullanıyorsun. Ama içerik olarak da yetersiz, içindeki kanallardan tutun görüntü performansına kadar yetersiz olduğu için TV Boy'u neredeyse hiç kullanmıyorum diyebilirim. Ara sıra kullandığım zaman tabii ki ihtiyaç duyuyorum. İhtiyaç duyduğumdan dolayı bu sefer tek kablo üzerinden ekstra bir kablo çekmek yerine veyahut da damdaki LNB'yi değiştirmek yerine şöyle bir Sprinter siparişi verdim. İhtiyacımı göreceğini düşünüyorum. Umut ediyorum daha doğrusu. Firmanın, üretici firmanın, satıcı firmanın bilgilerine dayanacak olursak normalde işe yaramayacak diye belirtmiş. Ama ben yorumlara dayanarak ve kendi düşünceme dayanarak elektrik bağlantısı kesilmese dahi bu kumandanın kapalı olduğu sürece televizyonumun receiver'ına görüntü gidecek. Zaten gidiyordu bu olmadan dahi. Bu sefer en azından çakışma olmayacak veyahut da bazı kanallar yayınları kesilmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdi montajı nasıl yapacağız? Bu dışarıdan gelen çanak anten kablomuz arkadaşlar. Çanak anten kablomuz şu şekilde zoom yapacak olursak iğne takıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Out 1, out 2. Bunlar birinci receiver, ikinci receiver. Tabi bunların üçlüsü de var arkadaşlar. Benim ihtiyacım ikili ihtiyacım vardı. İki adet receiver olduğundan dolayı. Üçlü, dörtlü değişiyor tabii ki. Ona göre fiyatları da değişiyor. Şimdi iğne takıyoruz arkadaşlar. Kablomuzu şu şekil. Montajını yapmaya çalışıyorum. Evet, kablomuzun ucunu penseyle biraz kalın kestiğimiz için deliğe girmekte zorlandı. Eserleşti. Şimdi sıkıştıralım arkadaşlar. Hatta gerekiyorsa benim bu uçlar, şu söketler biraz vidaları sorunlu. Gerekiyorsa pense de kullanabilirsiniz. Ben penseyle sıkıştırmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, sıkıştı. Aşırı da sıkıştırmak gerekmiyor. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2 dedik. Şimdi bu şunu şöyle, şunu bir de 2'ye takalım. Tekrardan vidasını sıkıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sıkıştırdık. Aşırı sıkıştırmamak da gerekiyor. Gevşek bırakmamak da gerekiyor. Bu arada diğer kablomuzu takıyoruz. Diğer receiver'ımıza gidecek kabloyu takıyoruz. Burada kabloların ucu kalın. Pense biraz baskı yaparak kestiği için Sprinter'ın deliklerini
girmekte biraz zorlanıyor. Ama sonuçta giriyor. Biraz zorlayarak. Tabii bu siyah kablomun da içindeki bakır kablo kalın. Doğrusunu söylemek gerekirse kaliteli bir kablo. %100 saf bakır diye aldık. Bu arada bakır olayı arkadaşlar önemli. Bu dip bilgi, not bilgisini de vereyim sizlere. Çünkü arkadaşlar veri, elektrik, elektronik en iyi yani şu an bakır üzerinde sinyal taşırması oluyor. Onun dışındaki bakıra katılmış maddeler ile değiştirilmiş ürünlerde performans alamazsınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizler gerçekten örneğin bir çanak antenden veyahut da örneğin bir internet bağlantısından verim almak istiyorsanız %100 saf bakır kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Onun dışındaki katkılı kablolardan uzak durun. Tavsiyem sizlere. Yoksa aksi takdirde problem yaşarsınız. Evet arkadaşlar, şimdi montajını yaptık. Şu şekilde tekrardan gösterecek olursak şöyle, kablolar çok sert olduğu için. Evet arkadaşlar, şöyle bir zoom yapalım. Dışarıdan gelen çanak antenden gelen kablomuzu in girişine taktık arkadaşlar. Out 1, out 2 diye 2 adet receiver'a kabloyu şimdi vereceğiz. TV'mizin montajını yapıyoruz. Philips'in arkasındaki kabloyu biraz, yani televizyon arkasındaki kabloyu takmak biraz zahmetli. O yüzden sadece size bunu göstereceğim. Montajını. Diğerini zaten yaptıktan sonra kullanabileceksiniz ürününüzü. Bu şekilde montajını yaptık. Olay bu arkadaşlar. Dediğim gibi kablolar sert. Gerçekten şu şekilde montajını yapıyorsunuz ve kullanıma başlayabiliyorsunuz. Bu Splinter cihazıyla TV bu ve yani artık Digiturk neyse artık platformunuz, D-Smart olabilir. Bir anten kablosuyla yani damdaki LM1'i değiştirmenize gerek yok. Eğer şayet iki ekran, iki receiver aynı anda açık olmayacaksa böyle bir Splinter sayesinde ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz arkadaşlar. İhtiyacı olanlar varsa, almak isteyenler varsa bunun onların ihtiyacını gidereceğini düşünüyorum. Ben henüz test etmedim ama çünkü tek bir kabloyla bile Türksat'ın yarısını izleyebiliyordum. Tabii bazı kanallar çakışıyordu. Bununla tamamıyla bu ortada kalkacağını düşünüyorum. En kötü ihtimal arkadaşlar TV bunun enerjisini açmam örnek olarak çalışır yine. Ve bu şekil bu Splinter sayesinde 2 adet receiver, tek ekran. Tabii ikisi aynı anda çalışmayacak. Tek bir tanesi çalışacak. İhtiyacınızı karşılayabilecek. Dışa damdaki LM1'i değiştirmenize yani LBN'yi değiştirmenize gerek kalmayacak. Veyahut da ikinci bir kabloyu dışarıdan sarkmanıza gerek kalmayacak. Bu şekilde tek kablo üzerinden ihtiyacınızı görebileceksiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun konusu buydu. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Mutina Asube'den ayrılmayın. Lütfen yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Kanalıma desteklerinizi daima bekliyorum. Kanalım sizlerle var oldu. Varlığını sizlere sürdürüyor. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.